Efendim, Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. Karalama Defteri'ne kitap seçerken birkaç kuralı bir arada düşünüyorum ve gözetiyorum. Birincisi, tabii ki yeni çıkmış bir kitap olsun. Bir de ayrıca güncel bir anlamı olsun. O zaman ikisi bir araya gelince kitaplıkta yerini alıyor ve kalıcılık kazanıyor. Şimdi birçok kitap cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili yayınlandı. Burada çeşitli açılardan cumhuriyet değerlendiriliyor. Çeşitli açılardan da cumhuriyetin özelliği dünden bugüne olan çizgisi gözetiliyor ve ortaya konuluyor. Şimdi bu kitap da Çizgi Yayınları'ndan çıktı. Özne Cumhuriyetin Felsefesi. Bahar 2023 kapağında yazılı. Nedir Cumhuriyet'in felsefesi? Bu kitabın özelliğini birçok bilim adamı, akademisyen, yazar, Cumhuriyet'i çeşitli açılardan değerlendiriyor. Böylece bunu okuyan Cumhuriyet'in felsefesini, o felsefeyi öğrenince de o felsefe doğrultusunda yapılanları daha doğru, daha derinlemesine anlamış oluyor. Cumhuriyet üzerine konuşuyoruz tabii. Peki Cumhuriyet'in felsefesi nedir? Aslında bu kitap o sorunun cevabını veriyor. Çünkü kitabın başında Hatice Nur Beyaz Erkızan ve Mustafa Güney'in sunu yazısı var. Ondan birkaç satır okumalıyım. Böylece kitabın anlaşılması ve tanıtılması konusunda bunlar yardımcı olur. Biz bu sayıda 21. yüzyılın içinden kendini duyuran bu talebin ve ihtiyacın özellikle Cumhuriyetimiz bağlamında analizini ve değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Bunu yaparken de konuyla ilgili tüm kavramları kitapta göreceksiniz. Değişik yazarlar, akademisyenler bambaşka konuları ele alıyor. İlgili tüm kavramları ve düşünürleri ele alarak hem ülkemiz hem de dünya için yeni bir düşünsel ufuk bulabilme umudunu taşıyoruz. Türkiye fikri hür İrfanı hür ve vicdan hür ile eleştirel düşünce temelinde cumhuriyetin temel ilkeleri, değerleri ve erekleri yönünde tarihsel yolculuğuna devam edecektir. Felsefe bu yolda her zaman göstericimiz olacaktır. Cumhuriyetin felsefesini yani kitabın içindekileri okursak yalnız siyaseti değil, Cumhuriyet'in çeşitli alanlardaki yansımalarını görüyoruz. Aslında değerlendirmeleri yaparken mutlaka çeşitli alanları da içermeli konuşmalarımız ve çeşitli göndermeler olmalı ki bir bütün halinde değerlendirelim. Bir alanı, bir özelliği derinlemesine anlatmak da önemli ama bunu başka kitaplarda beslemeliyiz yoksa çok yoksul kalır. Dünden bugüne yapılan bu çalışmalarda bazı yazıları seçtim, onları belirteceğim. Çok büyük yazılar var, çok kapsamlı yazılar var ama birkaç tanesini seçtim kitabı aldığınızda, okuduğunuzda siz de onlardan yola çıkıp ya da başta onları okuyup sonra da binizi başka yazılara yaparsınız. Bazı konu başlıklarını için tavsiye ediyorum ben. Benim seçimim bu. Cumhuriyet'in felsefesi. Afşar Timuçin. Cumhuriyet basit bir siyasal, toplumsal ürünü olmadı sayısız yoksunluklara karşın oldukça sağlam bir kültür temeli üzerine kuruldu. Şimdi tabii ki Afşar Tum için bu konuda tanımış bir akademisyen ve burada Cumhuriyeti düşünsel açıdan başka kaynaklara nasıl yol açtı. Onların da incelenmesini, onların değerlenmesi nasıl yaptı? Yani bir başlangıç, bir siyasal rejimin başlangıcı nasıl gelişti? Onu anlatıyor. Şimdi bir tane de Onur bilgi Kula'nın var. Cumhuriyet kavramının Anadolu'da, Türkiye'de düşünsel kökleri. Şimdi tabii Cumhuriyet denince Anadolu'daki yaygınlığını, çünkü birçok kongrelerle Anadolu oluştuğu için onları ele almalıyız. Büyük şehirlere gelinceye kadar, kuruluncaya kadar o serüveni okumalıyız, öğrenmeliyiz ki bir platforma oturtalım. İşte "Onur Bilge Kullanın" yazısı da bu anlamı taşıyor. Yani büyük şehirlerden değil, orada kongrelerden oluşan bir düşünce birikimini ele alıyor. Bir tane de tabi Atatürk'ün düşüncesinde özgürlük var. Ayşe Çiğdem kocaman yazmış. Şimdi tabi özgürlük o zamanında önemli bir şey. Şimdi bir geriye dönelim. Atatürk'ün okuduğu kitaplar var. Anıtkabir'de de var, bazıları başka yerde de var. O kitaplarda bazı filozoflar var. Bazı özgürlük kavramı üzerine düşünenler var. Onları okuduğunuzda Atatürk'ün de yol arkadaşlarının kim olduğunu görüyorsunuz. Ayşe Çiğdem Kocaman da özgürlük kavramı ekseninde başka yazarların düşüncelerini ve bunlar Türkiye'ye geldiğinde o oluşumu nasıl etkilediklerini anlatıyor ki gerçekten de önemli bir makale. Asıl tabii çok okunması gereken bir yazı var. Ben onu ısrarla tavsiye ediyorum. Cumhuriyet döneminde ilk kuşak felsefeciler. Bu felsefecileri tanıdım. Bazılarının derslerine de girdim. Kitaplarını elbette okudum. Onlar felsefeyi buraya getirdiler. Böylece çeşitli alanların, Cumhuriyet'in özellikle felsefesi yapıldı. Şimdi bunu kim hazırlamış? Mustafa Günay'la Sevgican Akça Fişenk. Girişten bölüm var. Bu çalışmada ülkemizde felsefenin gelişiminde katkısı bulunan ve ilk kuşak olarak değerlendirileceğimiz felsefecilerin felsefe anlayışlarını ortaya koymak, uğraş alanlarında hangi felsefe sorularıyla ilgilendiklerini belirtmek istiyorum tabii felsefecileri ben tanıdım. Onun için de onların derslerine de girdim çoğunlukla. Bunlar felsefeyi bir düşünce sistemini getirdiler. Batı'dan yararlandılar. Batı'dan olan kaynakları getirdiler ama o kaynakların ışığında yerli bizim bazı görüşlerimizin altını çizdiler kimdi bu adlar? Bunların kitaplarını okursanız sanırım ki felsefeyi de, Türkiye'de felsefeyi de daha iyi anlarsınız. Hilmi Ziya Ülken, Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nusret Hızır, Halil Vehbi Eralp, bir de önemli bir yazı Hilmi Ziya Ülken'in düşüncesinde insan anlayışı. Şimdi İbn-i çok önemli bir ad bir Bir yazısında ne diyor seçme? Her şeyin özü temsili insandır diyor. Çok büyük çalışmalar yapmış. O çalışmalarla başkalarına yolunu açmış. Maçık Gökberk'te felsefe tarihi yeni yayınlandı. Onun hakkında bir kitap çıktı. Gerçekten de Bunların tabi Maris Gökberk ayrıca sadece felsefe kitabıyla değil felsefenin oluşturduğu dili de ilgilendirdi. Onun kavramların da sözünü de yapan birisiydi. Takip Takiyettin Mingişoğlu'nu da gördüm. Nusret Hızır'la Ankara'da bir aralık Kültür Bakanlığı'nın Danışma kurulunda ahbap oldum. Musa Hızır ayrıca felsefe dışında bir başka kültür adamıydı ve daima müzikten söz ederdi. Üç büyükleri anlatırdı. Bach, Beethoven, Brahms. Biz başkalarını söylediğimizde bunlar yeter diye söyledi. Hayvehpe Erhal felsefeciydi. Hem yani de edebiyatla ilgiliydi. Yahya Kemal'le çok büyük dostlukları vardı. Şimdi bir konu daha geliyoruz. Bunların içinde sinemanın yeri neydi? Eski filmlerin bazı parçaları var. Televizyonlarda TRT 2'de görüyoruz. Zamanında çekilmiş filmler. Bazısının bunu çekenin adı bile yok. Ama o zamandan birçok görüntüyü öğreniyoruz. Sinemamız nasıldı? İşte Volkan Koyutürk de ne yapmış? Gecikmiş modernleşmenin imgesi Türk sinemasının yüzyılı. Türk sinemasının burada yüzyılında ne var? Tabii ki ilk filmler var. İlk filmlerin konuları var. Onun dışında batıdan etkilenme var. Değişik kuşakların sinemacıları var. Onları şimdi tanıyoruz. Türk filmlerini seyrettiğimizde Yeşilçam'ın hatta Yeşilçam'dan öncesinin ne olduğunu öğreniyoruz. E görüntü denilen kavramı öğrenmezsek, bunların bilmezsek Cumhuriyeti anlamakta eksik kalmış oluruz bence. Bu incelemeyi okuduktan sonra da Cumhuriyet kavramı üzerine daha derinden düşüneceğinize inanıyorum. Ve renkli. Böyle kitapların bir yanı vardır. Hep tekrar ederim bu görüşümü. Kitaplığınızı alırsınız, kütüphanenizde bulundurursunuz. Bir şey yazdığınızda, bir şey seyrettiğinizde, bir şey okuduğunuzda meraklanır gidip onları başvuru amacıyla bakarsınız. İşte bu kitapta bu tür kitaplardan biri. E, İstanbul'da yaşıyoruz. Her zaman da söylüyorum. İnsanlar yaşadıkları şehirleri bilmeli, öğrenmeli. Geçmişi neydi? Hangi medeniyetler burada gelmiş? Nasıl yaşamışlar? Ne yapmışlar? Ne etmişler? Oturduğunuz semti tanıyın. Çünkü her semtin bir tarihi vardır İstanbul'da. Gezin, deniz kıyısından çıkın, uzak yerlere kadar gidin. Her yer birçok yönetim görmüş İstanbul'un sırlarını verecektir. Ben İstanbul'u tabii gezdim, İstanbulluyum ama Aragüler'le gezdiğim İstanbul'da çok şeyler öğrendim tepelere çıktım. Buradan birçok yerlere gittim. Belki Aragüler olmasaydı Samatya'daki yazmacıları öğrenmezdim. Nasıl yazmayı deniz suya yıkıyorlar, sonra da orada taşların üstüne kurutuyorlar. Başka bir şey, görselle birlikte öğrenmek bir şehri. Bunların tabii içinde Gezip yaşamak da var. Benim İstanbul'um Haldun Hürelin kitabı. Bu da kütüphane kitaplarından biri. Bir bakacaksınız, oturduğunuz yeri merak ediyorsunuz, öğreneceksiniz. Bir pazar bir yere gidiyorsunuz, ya ben buraya geldim, neresiydi bu diyorsunuz. Çünkü her İstanbullu, İstanbul'u bilmek zorunda. Yaşayan her İstanbullu diyorum. Tabii bir de başka bir şeyler de var semtleri de tanımak gerekiyor. Semtlerin tarihini gerekiyor. Nasıl değişmiş? Her şehir değişiyor. İstanbul daha çok değişiyor. Bu değişimi kimi zaman Yahudi üzülerek seyrediyoruz, inceliyoruz. Kimi zaman da e, her şehir değişecek. Dünyayla gezdiğimizde bakıyoruz ki o şehirler değişmiş, başkalaşmış. Ama o değişimle beraber okuduğunuzda çok zevkli bir rehberlik yapmış oluyorsunuz. Bence Haldun Hüseyin kitabı bir ölçüde rehber kitap. Her İstanbullu diyoruz. Burada başka bir yanda var. Şimdi Trabzon'dan gelmiş ama İstanbul'a adamış kendini. Neler var için? Neler var? O şairler, yazarlar, Efendim Boğaziçi'nin maviliği, kaynak suların tadı, ondan sonra efendim semtler. Kime de hitap edilmiş onu da söyleyeyim de öyle bitireyim istiyorsanız. Efendim canım torunum Doryana ilk yazının başlığı. Onun için de buraya okuduğunuzda İstanbul masal şehri gibidir. Onun için bir yandan da okurken, bir masal duygusuna kapılırsınız. Kapı yayınlarından çıktı. Efendim karlama defterinin sayfalarını bugün burada kapatıyoruz. Gelecek hafta başka kitaplarla yine karşınızda olmayı umuyorum. Sağ olun, var olun.